Benim çocukluğumda tek tük ev vardı. Yani saysam 15 tane, 20 tane ev vardı. Bacda ev yoktu. Genellikle hepsi Anadolu'dan göçmüş gelen ailelerdi. Bizim çocukluk yıllarımız asfalt yok, çamur yollar, patika yollar değil. Hayvancılığın bol olduğu, insanların işçilik yaparak tuğla, pirket ocakları vardı. Pirket ocaklarında çalışıyorlardı. Pirket yapıyorlardı. Kaz çeşme deri fabrikalarından çalışırdı büyük abilerimiz, amcalarımız. Misal mahallemiz ekili araziydi. Oturduğum evin karşısından baktığımız zaman Mertere kadar, şu an Bahçeli'ye denen bölgeye kadar olduğu gibi bomboş arazi. Hayvancılık vardı. Davut'un, misal Rauh'ların çiftliği vardı. Arvas Yospıtır'ın olduğu yerde eskiden mandıralar vardı, çiftlikler vardı. Dut bağları vardı. Üzüm bağları vardı. Misal çocukluğumuzda Sevim ablanın bahçesine giderdik. Sevim ablanın bahçesinde Sevim abla dut yetiştirir, incir yetiştirirdi. Yani şöyle tarif edeyim bahçenin yerini. Şimdiki Göğüs Hastanesi'nin, yeni yapılan Göğüs Hastanesi'nin olduğu yerdi. Biz orada dut yerdik. İncir toplardık. Sevim abla derdi ki sallamayın dalını yiyebilirsiniz. İyi bir ablamızdı. Yaşlıydı. Orada oynardık çocuklarla. Çocukluğumuz orada geçerdi. Çamurdan misketler yapardık. Çamurdan misket yapıp öyle oynardık. Topu bulma şansımız yoktu. Yani mahallemizde Kürük dayı vardı. Bir tek onun Ford arabası vardı. İşte o geldiği zaman onun peşine koşardık. O arabanın geldiği şeyini severdik. Misal çocukluğumuzda Ferit amcanın, oduncu Ferit amca, mahallemizin oduncusuydu. Odunu o satardı. Giderdik onu, odun geldiği zaman odun indirirdik. Kamyonlardan dökülen odunları istif ederdik, yardım ederdik. Misal Ferit abinin oraya gittiğimiz zaman, odun topladığımız zaman Ferit abi bize o zamanın parasında 5 kuruşlar vardı. Bize 5 kuruş verirdi. Biz odun taşırdık, odunları yerleştirirdik. Sepetler vardı, böyle sepetlerin içine doldurduk odunları. Onlar, odun deposu vardı, ahşap. Oraya yağardık, o bize orada işte 10 kuruş verirdi. O paraları alırdık, hemen mahallemizde İlyas abi vardı, şekerci İlyas abi. Kuş lokumu satardı. Giderdik çocukluğu oradan kuş lokumu alırdık onlara. Yani çocukluğumuz hep böyle geçti ama benim çocukluğum mahallem çok çok iyiydi. Ben her eve girebilirdim, her evde oturabilirdim, her evin sofrasında yemek yiyebilirdim. Şükrü amcamız vardı, yoğurtçu, kısa boylu, sırtında sepetiyle, elinde şıngırdayla bağırırdı, yoğurtçu geldi, yoğurtçu geldi diye. Yani bunları çocukluğumuzda biz gördük. O geldiği zaman biz de koşardık. Mesela o şıngırdağın peşine çocukken koşardık. Yani yoğurtçu geldi diye. Yani o başka bir şeydi. Misal gece 4'te kalkıp sokak çeşmesinden kuyruk beklediğimi bilirim. Kovalarla beklerdik ki su akacak, sıra bize gelecek. Su doldurup gecenin yarısında çocuk yaşta mahalleye su taşırdık evlere. Komşularımız herkes birbirine yardım ederdi. Biz çocuklar onunla annemizin yerine nöbet tutardık. Yani çocukluğumuz mahallemize, yani zorluk olmasına rağmen çok güzeldi. Saygı vardı bir kere. Mahallemin büyüklerinin yanında bizim kahveye girme şansımız yoktu. Sigara içme gibi bir lüksümüz yoktu. Büyük abilerimiz içseler bile bizi kesinlikle ve kesinlikle sigara içirmezlerdi. Kahvede girsek bile onlar geldiği zaman biz kalkardık, dışarı çıkardık, onlar içeri girerdi, otururlardı. Çünkü abiler o zaman mahallelerine çok düşkündü. Emin olun şöyle bir şey söyleyebilirim, yani bunu mahallede bakabilirsiniz. Nişanlı, mahallemizde ablalarımız vardı. Onların nişanlıları mahalleye gelemezdi yani. Çünkü mahallenin delikanlıları, yani mahallede bir yabancı erkeğin, gencin gezmesine karşıydı yani. Mahalleden kovaladığımızı biliriz. Mahallemizin kızlarına, yani bir koruyuculuk vardı mahallede o zaman. İnsanlar birbirini koruyordu. Bir annemiz, büyüğümüz pazardan gelirken filesi varsa biz o fileyi alır mutlak ve mutlak evine kadar götürdürürdük. Evine kömür alsa o kömürü biz taşırdık evlere yani. Çocuk yaşta.
Yani öyle bir komşuluk vardı yani. Tarlalarda futbol sahaları vardı. Misal jandarma vardı. Bizim şu anki İSKİ'nin alt tarafında lunapark kuruluyor orada devamlı. Jandarma kurardı. Lakabı jandarmaydı. İşte kayıklar vardı. Giderdik çocukken işte oralara giderdik. Yani gezilecek yerler oralardı o zaman. Misal bizim gençliğimizde Aşıklar Sokağı vardı. Şu anki Rum Hastanesi'nin bir alt sokağından girdiğin zaman orası eskiden Aşıklar Sokağı'ydı. O Aşıklar Sokağı'nda mesela abilerimiz, işte kız arkadaşları varsa veya gençler orada tur atardık. Orada o sokakta gezerlerdi. Mesela orada birçok filmler çevrildi bizim çocukluk zamanımızda. Mesela Erol Taşlar'ın, Eşref Kolçakları, Yılmaz Güney'lerin, Cüneyt Arkın'ların çok filmi çekildi orada. Mesela mahallemizde yine oturan Alaaddin abi var, eski artistlerden. Rahmetli oldu şu an. Yani burada oturuyor, yine eşi yaşıyor. Biz misal çocukken onun nalburdu. Onun önünde Filiz Akınlar, Türkan Şoraylar, Fatma Gerikler, Erol Taşları çocuk yaşta. Biz onları oralarda gördük yani. Gelirlerdi onun yanına. Yani insanlar gider bir ağacın altına otururdu o caddede. Sohbet ederdi, yiyecek içecek bir şey yok. Varsa giderken çekirdek alırdım. Bir çekirdek alırdım, başka bir şey alacak bir şey yoktu. Yani çok güzel bir ortamımız vardı bizim o zaman. Mesela bizim çocukluğumuz, mahallemizde babamız bize derdi ki sizi hafta sonu İstanbul'a götüreceğim. Bakın bizim o zaman İstanbul bizim için Eminönü'ydü. Babam bizi alırdı, elimizden tutardı buradan. Eminönü'nde işte hemşerilerin kahveleri vardı. Eminönü'ne biz giderdik orada, o kahvelere giderdik. Bize derlerdi sen kimin oğlusun dedikleri zaman babamızın lakabı vardı. Körüpe'nin oğluyuz. Kuyupınarlı, işte Çankırılı Körüpe'nin oğluyuz. O zaman misal hep böyle lakaplıydı isimler. İlkokula Şemsiyeddin Sami'de gittim. Siyah önlük, beyaz yaka, yine ayağımızda kara lastik. Bezden bir torbamız. Şemsiyeddin Sami'de okuduk. Sevim öğretmenim vardı. Çok çok iyi bir öğretmendi. Çok çok iyi bir öğretmendi. Yani evinden birisiydi. Yani o zamanki öğretmenler öyle de evden birisi. Evinize gelip gidebilirdi. Evinizde oturabilirdi. Yani sizinle ilgilenecek, talebeyle, bizimle çok ilgilenen bir hocaydı. İlkokula başladım. Gidiyorum. Artı öğlenden sonra da Ilgaz Terzi vardı. Terzi'de çıraklık yapıyorum. İşte akşam 7-8'e kadar. Hafta sonları 2,5 gram haftalık alıyorum. Aldığım haftalığı getirirdim, direkt anneme verirdim. Annemin eline. Annem biz oradan ne açlık verirse biz onunla idare ederdik. Anne başka bir şeydi. Bak, babadan ziyade anne başka bir şeydi. Anne o devirlerde, bizim çocukluğumuzda anne reis. Evi toparlayan, evi birleştiren, evdeki her ortamı sağlayan anneydi. Baba şimdi sabah çıkıyordu. Kazlıçeşme'de çalışıyor. Buradan zaten dişmanser, şu an bulunan dişmansere kadar çizmeyle gidiyor çamurun içinde. Biz peşine gidiyoruz. Ondan sonra iskarpinlerin derlerdi, öyle söyleyeyim, ayağına verirdik. Biz çizmeleri geri getirirdik. Anne evin her şeyini anne çekiyor. İşte çocuklar, 4-5 tane çocuk var evde. Onların her şeyiyle anne ilgileniyor akşama kadar. Baba 2-3 işte birden çalışıyor o zaman. Yani anne başka bir şey. Anne reis. Anneye karşı gelme yok. Anneden izinsiz bir şey yapma şansın yok. Ha ben annem hiçbir kötü duymadım. Tokat attığını hatırlamam. Babamın da aynı şekilde. Ama anneden çekinirdik. Baba her akşam bizle beraberdi. Yani babamın veya o zamanki şeylerin pek belirli insanların haricinde şey yoktu. Yani gece hayatı, gece şey yoktu. Misal şöyle de söyleyebilirim. Mahallemizde misal Mehmet Ali Öz vardı. Trabzonlu. Babayı 2 metre boyunda, yani o zamanın kabadayları, İstanbul kabadayısı, sözü geçen bir kabadayı. Yani biz evimizin kapısını falan kilitlemezdik, mahallede kilitlemezdi. Mehmet Ali Öz, yani mahallede sanki bir baba, bir abi, bir büyük. Yani mahallede bir saygınlığı var. Mahallesine sahip çıkan,
mahallesini korlayan, koruyan, mahallesini hiçbir kötülüğe müsaade etmeyen öyle bir abiydi. Onlardan korkulacak bir şey yoktu. Kimse de korkmazdı zaten. Ama onlar mahalleye hem abiliğini, hem babalığını, hem koruyuculuğunu, hem ihtiyacı varsa ihtiyacını, her şeyini gideren, hiçbir şey beklemeyen insanlardı. Mesela Mehmet Ali abi her ay, hatırlarım, hemen benim biz evimizin şu anki çekimimin yan tarafındaydı gece kondusu. Bahçesinde her ay en az 2-3 tane koyun keserdi. Mahalleye et dağıtırdı. Bütün mahalleye. Yani o kadar öyle bir insandı. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Yusuf abi, işe başladım ben orada çalışıyorum. Şey yapacağım, pantolon paçası yapacağım. Parmağımı bağladılar ipine. Öyle başladım yani, bağladı. Yüzük taktı ki iğneyi çekerken iğne parmağa batmasın. Bir kere böyle alıştırdılar, yetişti. Öyleydik. Yusuf abi bir şey dediği zaman bize, yapamam diye bir şey yok. Yaparsın oğlum. Hadi koçum, pantolon paçası, o zaman takım elbiseler hep terzilerde dikiyoruz. Yakalara teller atardık. Yaka telleri yaptırırdı bizlere. Yani Yusuf abiyle, o da rahmetli oldu. Çok iyi insandı. Bana bu mesleği öğretti. 20 sene yakında bu mesleği yaptım zaten. O zamanın modası işte İspanyol paça dedikleri. Kemersiz, yoğunlukta gençler hep kemersiz giyerlerdi. Kemer yoktu pantolonlarda o zaman. Artı daha büyükler, biraz da böyle iş adamı konumunda olan veya işte mahalle abileri, işte onlar paçalara daha alt üstten dar olurdu. Paçadan genişleme, dizi kabaktan genişlemeye başlardı paçalar. İşte genellikle abi rolünde olanlar lacivert, koyu renk tercih ederlerdi. Gençler de kareli, çizgili böyle tercih ederlerdi. Yelek modaydı misal o zaman, yelek de içine giyilirdi. Yakalar geniş, sivri burun. İşte ne diyeyim, gömleklerin yakası aynı şekilde sivri burun. Yani o zaman herkes terzide diktirirdi. Terzide dikerdik. O zamanın parasıyla 10 lira mı diyelim. Yani öyle bir şeyini tam hatırlayamayacağım ama şey paralardı yani, iyi paralardı. Malatyalı Hacı abi. Malatyalıydı, efe adamdı, giyme hastasıydı. Devamlı diktirirdi yani. Onun zaten mahalleye girdiğim ama saçları da biraz uzundu, yaşlıydı ama o zamanlar hatırladığım kadarıyla yine nereden baktım 55-60 yaşındaydı ama çok şık giyinirdi. Misal işte jandarma dediğimiz Leoparkçı çok iyi giyinirdi. Bir de Kör Yakup'umuz vardı. Bunlar hep bir de mahallede kumar dönemlerinde oynayanlar. Bunlar bir kere çok şık giyinen. Her gün ütülenecek onların elbiseleri. Ütüsüz bir günler olmaz. Onlar her gün o elbiseler ütülenecek. Yani leke olmayacak. O zaman ayakkabıların ortalarında böyle silahcı vesse gri şeritler var böyle ortalarında. Yani ayakkabılar da lüks olacak böyle yumurta şeyleri. Öyle haybi adam da ellerinde tespikleri en iyileri. Mesela rahmetli Hacı abi öldüğü zaman, Malatyalı Hacı abi öldüğü zaman biz evine gittik. Oğlu Yavuz arkadaşımdı. İnan olsun belki 200 tane tespik, belki 150 tane baston. Yani elbise ganimet gibi o kadar kendine hastı. Kahvesi vardı Dikili Taş dediğimiz yerde. Bir üst katı, iki katlıydı. Üst katı kahveydi, altı eviydi. Ayda bir sefer açardık kahveyi. Ama özel müşteriler ayda bir sefer gelir. İstanbul'un ileri gelenleri. Oturur, onlara çay ikramını kendi yapar, kendi servisini yapar, eder. Yani hoşnut olan adamlardı. Yani bunlar sevilen, beğenilen, değer verilen insanlardı. Hani bizim o zamanlar şöyle söyleyeyim, cebimizde harçlık parasız yoktu yani, parasız kaldığımız günü hatırlamam yani. Çünkü o abiler yaşlılar gördüğü zaman, gel bakalım buraya işte körü peyme oğlum der, sarılır, al şu 5 kuruşu, 10 kuruşu, 25 kuruşu misal o zamanın parasıyla al derdi, verirdi yani. Mahallenin abilerinde öyle bir şeylik vardı yani mahallede. Mesela bayramlarda evlere giderdik, el öpmeye. İşte o zaman mendil verirlerdi, çorap verirlerdi. O zamanın kültürü oydu yani. İşte hepimiz şeker alırdık. Yani ama o abilere gittiğimiz zaman onlar para verirdi.
onlar para dağıtırlardı. Ama işte bir Ayşe ablam var giderdik. Bir Ferit abilere gittiğimiz zaman onlar hep mendil veya çorap. O zamanın kültürü öyleydi yani.